Hey selam ve uzun bir aradan sonra tekrar Don't Starve'a hoş geldiniz. Bugün WX78 ile bir seriye başlayacağız. Şimdi hemen dünya ayarlarını konuşalım. Ee, burada sadece dünyanın ismini değiştirdim. Başka gözünüze takılması gereken bir şey yok. Ee, normal dünya ayarlarında eventleri kapattık. Şu an event var mı bilmiyorum bile ama gerek yok. Dünyanın büyüklüğünü küçüğe aldım small'da. Ve starting resource verayeti klasikte. Yani dünyanın oluşumunu değiştirecek hiçbir şey yok. Etkileyecek hiçbir şey yok. Sadece dünyayı küçülttük. Ve e, twiglerin olmasını garantiledik. Normalde %50 şanslı oluyorlar. Evet. Ve mağaraları da küçük yaptım. Small. Mağarada bunun dışında başka hiçbir değişiklik yok. Sadece small yaptım. Modlara gelirsek, e, server modlar eğer bilmiyorsanız e, Don't Star'da modlar ikiye ayrılıyor. Server modlar ve client modlar. Server modlar, server'ı yani dünyayı açan kişinin kullanacağı modlar ve tüm oyunu etkileyip değiştirebilen şeyler gerçekten. O yüzden buraya e, ne yüklediğinize dikkat etmeniz gerekiyor çünkü tüm oyunun dengesinin içinden geçebilirsiniz değil mi? Ben e, bu serinin her şeyden çok öğretici de olmasını istediğim için bilgi modları yükledim her şeyden çok. Bifalo statüs var. Biz eğer Bifalo sürersek bize onun statlarını gösterecek. İşte canı ne kadar, evcilleştirilmesi ne kadar falan filan. Çok önemli değil ama görebileceğiz. Epic alt var. Boss'ların canını görmemizi sağlayacak. Yine ikinci safhaya geçti, üçüncü safhaya geçti, canı bu kadar. Görsel olarak görmemizi sağlar, güzel. Force Bayomuzu sadece ve sadece Triple Mac Task'ın kesin oluşmasını sağlamak için kullanıyorum. Başka bir sebebi yok. Aslında tek başınız oynarken Triple Mac Task'ı zorunlu oluşturmak şart değil. Bir tane Mac Task da yeterli olur ama e, canlı yayınlara geldiyseniz benim ne kadar absürt şanssız olabildiğimi biliyorsunuz. O yüzden işimi çok şansa bırakmak istemiyorum çok fazla. Tamam. Insights e, oyun hakkında her şey hakkında bilgi veriyor. İşte bitki ne zaman büyüyor, şu ne kadar açlık dolduruyor, şu ne yapıyor, bu ne yapıyor. Her şey hakkında bilgi veren bir mod. Ben normalde kendim oynarken artık bunu kullanmıyorum. Ama hani e, bir YouTube serisinde her şey hakkında daha fazla bilgi olması daha güzel olur bence oyun içinde. Show Bundle'da bundle'ladığımız şeylerin ne olduğunu gösteriyor bundle'ın içinde. Çok çılgın bir şey değil. Yani, e, server modlardaki şeylerin büyük çoğunluğu görsel şeyler. Client modlara geldiğimizde e, bazıları pek bir işe yaramıyor. Mesela Abigail Keybinds, biz direkt Venn'de oynamıyoruz. Bunun hiçbir işlevi yok. Action Queue var, e, Advanced Controls var. Action Queue aynı anda üst üste aynı işi yapacaksam bunu otomatik yapmamı sağlıyor. Mesela 20 tane grass toplayacaksanız, siz birine tıklıyorsunuz, karakter hepsini topluyor gibi. Advanced Controls benim bilmeden yememem gereken bir şeyi yememe engelleyecek ve bilmeden duvarlara saldırmamı engelleyecek. Çok çılgın bir şey değil ama işe yarıyor. Camera Tweaks, kameranın çalışma şeklini değiştirmemi sağlıyor. Color Adjustment oyundaki bazı efektleri kaldırmamı sağlıyor. Combined Status statlarımızı rakam olarak gösteriyor ne olduğunu. Craft Pot hangi yemeği yapacağımızı gösteriyor. Vortox Prompt Disable. Vortox oynamıyoruz bir işe yaramayacak. Geometric Placement aletleri simetrik koyabilmemizi sağlayacak. Grand Chest direkt yere attığımız eşyaların tamamını bir menüden görmemizi sağlıyor. Nereye atmıştım diye aramamamız için. Map Controls Removal ekranın sağ altındaki Map Controls tuşunu kaldırıyor. Maxwell Cavines, Maxwell e oynamıyoruz bu mod hiçbir işe yaramayacak. Mute Pack oyundaki bir sürü sesi kapatabilmemizi sağlıyor ve benim sinirimi bozan oyunda bir sürü ses var. Onları kapattım. Bu oyundaki yine bazı görsel efektleri kapatmamızı sağlıyor. Öyle. Play Statues oyundaki heykelleri ee, daha kesin bir yere yerleştirmemizi sağlıyor. Geometrik Placement'ın heykel için olan hali gibi düşünün. Rain Predictor ne zaman yağmur yağacağını gösteriyor bize. Show Nicknames karakterimizin üstünde ismimizin yazmasını sağlıyor. Aslında tek başıma oynuyorum buna hiç gerek yok. Kapatabiliriz onu. Ee, small Map, Mini map modu. Snapping Tiles direkt <laughs> Geometric Placement'la aynı işi yapıyor sayılır bu da. Sadece e, bitki ekmek için, farming için çalışan hali. Snow Tile Disabler kışın yerlerde karların gözükmesini engelleyecek. Stat Change Display direkt statlarımız değiştiğinde rakam olarak yazacak. Hasar aldığımızda ya da yemek yediğimizde falan. Status Enhancement tek başımız oynarken hiçbir işlevi yok. Yine bunu da kapatabilirim aslında. Vex <laughs> Staff Tool Info. Vex ee, Staff'in görevlerini yaptığımızda tabii bu çok çok ileride. Hangi aleti istediğini görmemize sağlayacak. Varlı Memory. Varlı oynamıyoruz. Bunun bir işlevi yok. Wormhole Icons. Wormhole'ların ikon olmasını sağlayacak haritada. Vermut, Bloom Predictor. Vermut oynamıyoruz. Bunun bir işlevi yok. Bu modda Abigail'ın sesini kapatıyor. Açıkçası İngilizce bir mod bulamadım onu yapan. <laughs> ama Vende oynamıyoruz. Bunun da bir işlevi yok. Yani çok fazla mod var gibi gelebilir ama büyük çoğunluğu ses efekti ya da görsel efekti kapatma ya da bizim şu anda oynadığımız karakterde işe yaramayan şeyler, değil mi? <laughs> evet. O zaman e, modların üstünden geçtik, dünya ayarlarının üstünden geçtik. Artık başlayabiliriz. Ve tabii ki oylamanın sonucu olan WX ile oynamaya başlayacağız. Ve açıkçası WX seçildiğine sevindim ben çünkü e, oyunu en son video çektiğimden beri oynamamıştım. Yani bayağı hamlamıştım, paslanmıştım diyebiliriz oyunda. Ve hani e, biraz daha bu pasımı açarken oyuna tekrar geri alışırken bu kadar süre oynamadıktan sonra daha rahat bir karakter oynamak daha iyi olur gibi gelmişti bana. Ve hani bu arkadaştan daha rahat bir karakter yok sayılır oyunda. <laughs> bu arkadaştan daha rahatını çok zor bulursunuz gerçekten. E, şimdi e, başlamadan önce bir şey söyleyeyim. Hani yorumlarda falan da gördüm ve insanların sık sık konuştuğunu da görüyorum. Hani... Bu karakteri, şu karakteri, bu karakter daha iyi diye muhabbet çok yapılıyor ve tier listler falan filan. Şimdi Don't Starve biraz daha değişik bir oyun. O normal tier list yapılan oyunlardan. Çünkü ne istediğiniz çok değişebilir, değil mi? Hani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Amacınız ne ve kaç kişi oynuyorsunuz? Birden fazla kişiyle oynuyorsanız yanınızdakiler hangi karakteri aldı? Bu dediğim şeylerin hepsi hangi karakterin en iyi olacağını değiştirir. Hani mesela Wolfgang çok iyi olduğunu biliyoruz. Acayip güçlü karakter ama tek başınıza oynarken acayip güçlü karakter. Çünkü hani tek başınıza oynarken her şeyi iki kat daha hızlı da öldüreceksiniz. Ve pek bir eksi yanı da yok bunu yaparken. Müthiş. Ama 4 kişi 5 kişiyken zaten 4-5 kişinin hasarı acayip fazla oluyor. Daha fazla hasarı ne yapacaksınız ki? Ne işe yarayacak? Bir anda bu çok değerli olan ekstra hasar pek bir işe yaramamaya başlıyor. Ve hani bir sürü her karakter için bunun gibi hani bu karakter şu durumda çok iyi oluyor. Bu karakter şu durumda çok iyi oluyor diye örnek verebilirim. Hatta isterseniz ileride karakterler hakkında konuştuğum bir video da hazırlayabilirim oyundaki. <laughs> Pardon. Ama genel olarak hani şu karakteri şu karakter kötü diye düşünmemek lazım bu oyunda. Çünkü hepsinin işe yaradığı durumlar var. daha çok bu karakter şunu yapmakta iyi, bu karakter bunu yapmakta iyi diye düşünmek lazım. Değil mi? Çünkü hani tek başına bu iyi bu kötü demek çok zor, çok fazla duruma bağlı. Hangi karakterin neyi yapmakta iyi olduğunu ölçmek daha mantıklı bence bu tip bir oyunda. Bir bunu söylemek istedim. Ee, ve oynamanın sonucu olan WX ile seriye başlıyoruz o zaman. Şimdi oyuna uzun süredir oynamıyorum dedim ama bu çok doğru değil çünkü oyuna geri döndükten sonra videoya başlamadan önce 2 hafta falan oynadım alıştırma olarak. Yani çok da paslı değilim oyuna yeniden alıştım diyebiliriz merak etmeyin. Video çekmeden önce bir 70-80 saat bir ısınma oynayışım oldu. Şimdi oyuna girer girmez bir komut yazdım. Bu komut dünyada neyden ne kadar var bakmamı sağlıyor. Hani genel olarak çok çılgın kusursuz dünya kesinlikle aramıyoruz. Ee, sadece dünyayı küçük oluşturunca küçük bir olasılıkla da olsa bazı kaynaklardan inanılmaz az olma şansı var. Ve hani sonuçta YouTube'da seri yapıyorum. Hani oyunu 10-15 saat oynadıktan sonra bir şeylerin eksik olduğunu fark edip yeniden baştan başlamak istemiyorum. O yüzden o komutla hızlıca bakalım dedim dünyaya. Ve her şey olması gerektiği gibi hiçbir şeyden absürt sayıda az yok. Yani bir problemimiz yok. Eğer komutu merak ediyorsanız onu da videonun açıklama kısmına yazdım. Şimdi e, eğer dünyada Rook varsa Rook bizim e, WX ile erkenden ikinci seviye hız e, devresi almamızı sağlar. Dünyada Rook var mı yok mu diye bakmadım. E, çünkü bana çok büyük bir avantaj vereceğini düşünüyorum olmasının. Yani şansımıza varsa vardır yoksa yoktur iki türlü de idare ederiz problem değil. Şimdi ilk günlerimiz her karakterde olduğu gibi kaynak toplamakla geçecek. İlk günümüz 40 tane grass, 40 tane twig, 20 tane falan kütük, olabildiği kadar fazla flint ve yemek toplamakla geçecek. Bir de mozaik boyumu bulmakla geçecek bunları yaparken. Mozaik boyam bilmiyorsanız bizim başlangıç boyamımızın bitişiğinde oluyor her zaman. Yani bizim başlangıç boyamımızdan çıkmadan daire çizersek kesin buluruz mozaik boyu Bulmama gibi bir şansımız yok. O yüzden ilk amacımız o şekilde mozaik boyamı bulmak. Ve e, ben etrafta kaynak topluyorken bir şey hakkında daha konuşayım. E, ben genel rastgele insanlarla konuşurken veya yayın yaparken falan şeyi fark ettim. Çok fazla Don't Starve çevrecileri var. Hani Don't Starve çevreci derken hakaret olarak demiyorum. Daha çok e, konuştuğum insanlardan ve yayınlardan falan hani oyunu böyle çevreyi koruyalım işte hiçbir şeyi küreklemeyeyim, hiçbir şeye zarar vermeyeyim, hiç ağaç yakmayım işte hiçbir şeyi kırmayım diye hani çevreci çevreyi koruyalım kafa yapısıyla oyun oynayan bir sürü insan var ve hani oyunu böyle oynamanız lazım şöyle oynamanız lazım demiyorum ben size canınız nasıl isterse öyle oynayın ama şunu söyleyeyim Don't Starve hani çevreye zarar verdiğiniz ya da yıkıcı şekilde oynadığınız için sizi cezalandıran bir oyun değil hatta ödüllendiren bir oyun hani etraftan devamlı mantar mı kürekliyorsunuz kimin umurunda yeniden oluşuyor Kimi? Gerçekten kimin umurunda? Devamlı ağaç mı yakıyorsunuz? Siz uzaklaşınca alevler yayılmayı bırakıyor ve dünya kendi kendine yeni ağaçlar ekiyor. Yeni ağaçlar dikmenize bile gerek yok. Kimin umurunda? Hani oyunda o kadar fazla şey kendi kendine yeni de doluşuyor veya dünya kendi kendine düzeltiyor ki... Hani yıkıcı oynamamak için pek bir sebep yok. <laughs> Onu demeye çalışıyorum sadece. Şimdi tavşan yakalamaya çalışıyorum çünkü ilk hız devremizi tavşanla yapacağız ama... E, tavşanlar özellikle yuvasına geri kaçarken bu koyduğunuz tuzan direkt içinden geçip yakalanmayabiliyorlar biraz önce gördünüz ve bir kere daha olacak. E, o yüzden benim burada yapmaya çalıştığım gibi tavşanı yakalamak yerine şey yapın tam tersi şekilde yakalayın. Hani tavşanı yuvasına kaçarken yakalamaya çalışmayın, yuvasından kaçarken uzaklaşırken yakalamaya çalışın. Böylelikle birkaç kere deneme şansımız olur, değil mi? birazdan o şekilde yakalayacağım göreceksiniz. Niye tavşanların bazen koşarak tuzakların içinden geçebildiğini bilmiyorum. Uzun süredir oyunda olan bir şey ama çok büyük problem değil. Tavşan mı yok dünyada her tarafta dolar. bu defa akıllıca davranıp tavşanı uzağa kovalarken tuzağa atıyorum. Ve bu defa çalışıyor. Harika değil mi? Şimdi e, tavşanı bizim dronumuza taratmamız gerekiyor. WX'i bilmiyorsanız ekranın sağında 6 tane slot görüyorsunuz. E, bu slotlar bizim kendimizi geliştirme slotlarımız. Oraya bir şeyler takarak karakterimize yeni yetenekler sağlayabiliyoruz. Buraya takacağımız eşyaları önce araştırmamız gerekiyor. Araştırmamız için belli yaratıkları taramamız gerekiyor. Her taradığımız yaratık bizim için farklı bir geliştirme açacak. Ve e, yaratık taraması dışında bazı malzemeler de istiyor üretmesi. Her yaratık taradığınızda size bir çeşit kağıt geliyor. Bu kağıttan da isteniyor ve onun dışında bir item daha isteniyor genelde. Bizim oyun başında kullanacağımız geliştirme tabii ki hız geliştirmesi. Dünyayı keşfederken hızdan daha iyi bir şey yok gerçekten kullanabileceğimiz. Ve hız geliştirmesi üretmek için canlı bir tavşan istiyor ve tavşan taramamızı da istiyor dronumuzla. Ee, tavşanlar bizden çok hızlı bir şekilde kaçtığı için taraması zor. Ee, taramanın iki farklı yolu var. Dünyanın köşesinde bir yere sıkıştırabilirsiniz, ama sıkıştırması bazen zor olabiliyor, sıkıntılı olabiliyor. Benim o şekilde yapmak çok hoşuma gitmiyor. Ya da tavşanı gece taratabilirsiniz. Eğer tavşanı gece taratırsanız, tavşanın gidebileceği bir yuvası yoksa, tavşan sizden bir süre sonra kaçmayı bırakıp uyumaya başlıyor ve uyumaya başlayınca çok rahat bir şekilde tarayıp hız bonusunuzu alabiliyorsunuz. Yani tavşanı şu anda çantamda bekletiyorum. Hemen ilk günden anında hız bonusuna ihtiyacım yok. O kadar fazla acelem yok. Biraz daha tavşanı bekletip hava kararınca taratarak hız bonusumu biraz sonradan da alabilirim. Bir şey olmaz. Hava kararmaya başladı. Ne yazık ki hava kararırken henüz hedefime ulaşamadım. Az twigim var 40 tane grass toplamış olsam da. Yani hem 40, 40 grass hem 40 twig oldukça yüksek bir sayı. İlk günden yapamamak oldukça normal. Ee, sıkıntı değil ama. Şimdi hava karardığı için tavşanı taramaya başlayacağız. Başta bizden bir süre kaçacak sonra uyumaya başlayacak gece olduğu için. Ve e, drone'umuzun taraması biter bitmez tavşanı geri yakalayacağız tuzakla. Çünkü geliştirmemizi yapmak için de tavşanın kendisine canlı ihtiyacımız var. Ve hız geliştirmemizi açtık. Tavşan ve tavşan taradığımız için kağıtla geldiği için bize direkt hız geliştirmesini takabiliriz. Bu ilk seviye hız geliştirmesi fark ettiyseniz bütün slotlarımızı kaplıyor. Yani başka hiçbir boş yerimiz yok. Başka bir geliştirme takamayız ama zaten başka takmak istediğimiz bir geliştirme de yok. Hani hızdan başka ne isteyeceğiz oyunu şu noktasında gerçekten. O yüzden sıkıntı değil. Ee, şimdilik başka bir geliştirmeyi uğraşmamıza gerek yok. İstediğimiz şeyi aldık. Şu anda ben sadece etraftan daha fazla Twig toplayıp e, altın arıyorum ve altını buldum bile. Bu arada e, tipinden kafanız karışabilir. Hani elinde orak gibi bir şey tutuyor o ne derseniz. Elimdeki normal Pickaxe. Sadece skini var. Kafanız karışmasın. Bir Çılgın bir alet değil. Bildiğiniz Pickaxe bu. <laughs> çünkü bunu görünce o ne elindeki ne diye soran çok kişi olmuştu. O yüzden söylüyorum ayrıdan. Şimdi tavşan tuzağını hala yanımda tutuyorum ama çok gerek yok. Çantamda boş ne yer kaplıyor. Görevini yaptı. O yüzden buraya bırakacağım. bu arada oyunda bir sürü şeyi yere bırakıp gidebilirsiniz. Gerçekten işinize yarayacak şeyleri bile. Çünkü bu oyun diğer oyunlar gibi değil. Yere attığınız şeyler asla yok olmuyor sonsuza kadar. Yani e, yerini biliyorsanız ya da sonradan döneceğiniz bir yere atarsanız eşyalarınızı yere atmamak için hiçbir sebep yok. Yere atın dursun. Kim alacak kim götürecek yani. Nereye katacak bir şey olmuyor. Şimdi e, biz en son oynadığımızdan beri Tolbert'lere yani şu yanda gördüğünüz arkadaşlara bir sürü değişiklik geldi. Ee, artık yumurtalarından çok iyi yemek yapılabiliyor. Oyundaki en iyi yemeklerden. Hem 150 açlık hem 60 can dolduruyor. Müthiş bir yemek yapılıyor yumurtalarından. Ve e, bu bu Tolbert'lerin yuvalarını farklı yerlere taşıyabiliyoruz. Aynı zamanda yeni yuvalar da oluşturabiliyoruz. Yani bu Tolbert'ler hem yemek ve can doldurma olarak, kaynak olarak çok daha iyi haldeler. Hem de çok daha kontrol edilebilir haldeler. Taşınabiliyorlar ve çoğaltılabiliyorlar. O yüzden çok daha değerliler ve bu değişikliklerle beraber Tolbert'ler artık garanti. Hani her dünyada artık kesin Tolbert oluyor. Eskiden kesin olmuyordu. Ve e, benim gördüğüm kadarıyla mozaik boyomda oluyorlar genellikle. Ve burası da mozaik biyom zaten şu anda olduğumuz yer. O yüzden tall bird de var bir sürü gördüğünüz gibi. Hani buralarda Tolbert görmemiz eskiden şanslı artık garanti. E, olmadığını hiç görmedim ben bu update'den beri. O yüzden e, altın toplamak eskiye göre biraz daha gıcık olabiliyor çünkü size saldırabiliyor tolbertler siz altın toplarken ama hani kesinlikle tolbertlerin sağladığı et ve yumurta için bu sizi altın toplarken gıcık etmeleri değer hani kesinlikle değen bir alışveriş bu e, tolbertler yemek bakımından müthiş bir kaynak şu an çünkü gerçekten acayip iyiler ve çoğu insan ne kadar iyi olduklarının farkında değil açıkçası beni bayağı şaşırtıyor. Şimdi e, geçen serilerde olduğu gibi gördüğüm bütün mağara girişlerine bakmayacağım. Çünkü şöyle bir şey var. E, biz mağarayı ve özellikle ruins'i oyunda en iyi keşfeden karakteriz. Gerçekten bizden daha iyi keşfeden bir karakter yok. Ve durum böyle olunca hani ruins'i bulmak için acelem yok. Ve hani mağarayı keşfetmek için de acelem yok. Çünkü hem en hızlı hem en iyi keşfeden karakteri oynuyorum. Acele etmeme gerek yok. Ondan dolayı mağara girişlerinin çoğuna bakmayacağım. Ruins'i direkt bulmak istemiyorum çünkü. Ruins'e gitmeden önce biraz mağarada gezip mağarada bulmamız gereken şeyleri de bulacağız. Değil mi? Ve zaten normal dünyayı da hız bonusuyla keşfedeceğimiz için mağaraya da daha erken denilebileceğiz. Yani bayağı rahatız. Hiç sıkıntımız yok. Elimizi kolumuzu sallaya sallaya oyalana oyalana dünyayı keşfedebiliriz. Şimdi yanımda daha fazla taş taşıyabilmek için şimdiden fire pit ürettim. Ee, eğer bilmiyorsanız onu da anlatayım. Oyunda Precraft denilen bir sistem var. Herhangi bir eşyayı üretip yere koymazsanız, tabii ki bu yere konulabilen şeyler de geçerli. Çantanıza item olarak duran şeyler de geçerli değil. Ee, bu ürettiğiniz itemların e, harcadığı malzemeler çantanızdan siliniyor ama item üretilmiş bir vaziyette menüde kalıyor. Bu da yanınızda çok daha fazla malzeme taşıyabilmenizi sağlıyor. Dünyaya keşfederken devamlı üretebileceğimiz her şeyi üreteceğiz ki çantamızda boş yer olsun ve yanımızda daha çok şey taşıyabilelim, değil mi? Çoktan Science Machine ürettim fark ettiğiniz gibi ve biraz önce Fire Pit ürettik yanımızda ekstra taş taşıyabilmek için. Bir sürü şey craftlamayı planlıyorum. O yüzden 20 tane altın yetmez. 20'den çok daha fazlasını istiyorum. Gördüğümüz altın kaynaklarını toplamaya devam edeceğiz ve bu arada e, her zaman değil ama çoğunlukla bu mozaik boyom kör sokak oluyor. Yani mozaik boyama bakıyorsunuz ondan sonra dönüp geri ana başlangıç boyamına bağlanıyor genelde. Bunun da öyle olduğunu varsayıyorum. Geri döndüreceğini varsayıyorum beni. Çünkü e, buranın girişinde mezarlık görmüştüm. Mezarlığa gitmek istiyorum şu anda kazıp ne kadar mavi cam veya gear bulabileceğiz bakmak için. Ama hani direkt mezarlığa koşarak gitmeme gerek yok. Çünkü burası muhtemelen kör sokak ve oraya geri dönecek ve öyle de gözüküyor şimdiden. Şimdi e, eski WX gibi gear'lar çok fazla işimize yaramıyor ve biz başlangıçta iki tane bulduk şansımıza. Yani daha fazla gear'a da ihtiyacımız yok aslında. Ama zaten mezarları gear'dan çok mavi cam için bakmak istiyorum. E, bize oyunun ilerlerinde mavi cam çok gerekecek. Özellikle Crab King için bir sürü gerekecek ve Hani mavi cemi gerçekten kaç tane elimde var bilmem lazım ki ruinize indiğimizde iyi bir şekilde karar verebileyim. Şu kadar daha mavi cem lazım, bu kadar daha mavi cem lazım falan filan diye kararımı düzgün bir şekilde verebileyim değil mi? Ve gördüğümüz tüm wormhole'lara da gireceğiz tabii ki. Çünkü kendimize iyi bir ev lokasyonu bulabilmemiz için wormhole'ların hangisi nereye gidiyor bilmemiz lazım. Mezarlığa kadar geldim gece olunca. Daha sonra bir ağacı yakıp hemen üretimlerime başladım. Sırt çantası yapıyorum. Daha sonra cut, stone, board ve rope üretiyorum. Bunları yapmayı öğrenmek için. Bir tane mızrak yapıyorum. Kürek yapıyorum. Ve bir de hammer yapacağız. Ama hammer yapmadan önce hemen bir mezarları kazmaya başlıyorum. Çünkü zaten hammer'ı yapmak için science machine'e ihtiyacınız yok. Ayaküstü de yapabiliyorsunuz. Çok çok acelesi olan bir şey değil yani. Şu anda e, gear'lar çok umurumda değil. İki tanesi bana yeter. Sadece mavi cam istiyorum. O yüzden buradan kaç tane mavi cam çıkarabileceğimize bakacağız. Pek çıkmadı şansımıza ne yazık ki. E, i̇ki tane daha gear bulduk ama bunları muhtemelen ileride yeniden yere atacağım. Çünkü dediğim gibi çok önemli değil. E, i̇ki tane mavi cam çıkarabildik sadece. Hani kötü bir sayı değil ama çok daha iyi olabilirdi kesinlikle. Şimdi çantamda ürettiğim Cut stone ve Board'dan kurtulmak için Lightning Rod ve tabela yaptım. Lightning Rod'u da tabelayı da ileride kullanacağız. Hem çantamdan Board ve Cut silmiş oldum onları precraftlayarak. Hem de bu ikisini yapmayı öğrenmiş oldum. Böylelikle ondan kurtulduk ve altınlarımızın da birazını harcamış olduk. Gayet iyi. Şimdi Science Machine'i geri kıracağız. Kırdıktan sonra bir tane daha precraftlayacağız ve... Artık sırt çantamız var, silahımız var, küreğimiz var, aletlerimiz var ve önemli şeylerin üretimini de öğrendik. Gayet iyi. Daha da iyisi dibimizde bir sürü domuz evi var. Ee, dünyada gördüğümüz bütün domuz evlerini kıracağız. Hiçbirini acımayacağız. Çünkü şöyle bir şey var. Ee, hani domuz evlerini kırınca malzemelerinin yarısını veriyorlar size. Ve hani teknik olarak yarısını boşa harcıyorsunuz domuz evlerinden ama... Domuz evlerinin dünyanın rastgele yerlerinde yaygın yaygın durmasının size bir yararı yok. Hani sayılarını yarıya indirip hepsini evinizin yakınına taşımanız çok çok daha yararlı her zaman her şekilde. Ve işin daha da dürüstçesi şunu da söyleyebilirim. Dünyada küçük dünyalarda, small dünyalarda bile o kadar çok domuz evi oluyor ki hani özellikle ben şu an tek başıma oynuyorken yeniden domuz evi kurmam gerekeceğini sanmıyorum. <laughs> hani Kırdığım domuz evlerinden gelen deri e, bana oyunun sonuna kadar çok rahat yetecek. Yetmemesi çok zor. O yüzden e, dünyada gördüğüm bütün domuz evlerini kıracağım ve yenisini de büyük ihtimalle yapmayacağım. Çünkü et istersek hani et için binlerce kaynak var. Domuzlar bence iyi bir kaynak bile değil et için. O yüzden kimin umurunda. Deri istersek dünyadaki bütün domuz evlerini kıracağım için muhtemelen yüzlerce derim olacak ve oyun bitene kadar... Elimdeki deri sayısı hiçbir şekilde bitmeyecek, o yüzden o da yine kimin umurunda. <laughs> kesinlikle benim değil. Şimdi e, hemen Twig'lerimizi hala 40'a çıkaramamıştık, onları geri 40'a çıkaracağız ve biraz daha yemek toplayacağız buraya gelmişken. Yine Wormhole görünce atladık, Wormhole'ların hepsini atlayacağız. Evimizin yerini belirlemede en önemli e, karar verme yolumuz Wormhole'ların nereye gittiği çünkü. Şimdi gördüğüm bütün havuçları da toplayacağım. Ee, geçmişteki serilerde havuçları toplamamak daha mantıklı diyordum. O konuda tamamen 180 derece döndüm fikrimi tamamen değiştirdim. Çünkü hani oyunda sebze bulmak çok çok kolay ve dünyada çok fazla havuç var ve havuçlar da yeniden oluşuyor bu arada. Yani niye toplamayasınız ki? Toplamamak için bir sebep yok açıkçası. <laughs> Genelde dünyaya keşfetmem bittiğinde 40 tane havuç ve 40 tane beri olmasını seviyorum çünkü hem bol bol yemek oluyor ve yemek olmasa bile onların hepsini yemesem bile bozulup rot oluyorlar. Rot da işime yarıyor. Yani havuçların da gördüğümüz hepsini toplayacağız en azından elimizde 40 tane olana kadar. Şimdi e, başlangıçtan Decidius Forest bayomunu bulduk. Decidius Forest'ın iyi yanı bedava et kaynakları var bu rakunlar. Ve onun dışında domuz evleri var bize cut stone ve board vermeleri için. Ve şimdiden 20 tane board ve 20 tane cutstone'um oldu. Bu demek oluyor ki alchemy engine kurabilirim. Ama alchemy engine kurmadan önce istediğim birkaç şey daha var. Bir charcoal, iki reed. Bu ikisiyle beraber kendime... Alchemy Engine kurmuşken Crockpot ve Birdcage de yapabilirim ve Crockpot ve Birdcage de üretmem benim çok çok daha çantamda yer açılmasını sağlayacak. Precraftlayacağım için bunları. Yani o yüzden buradaki ağaçları yakacağım. Şu anda charcoal elde etmek için. Ve dibimizde bataklık da var. Bu bataklıktan da reed toplayacağız. Böylelikle iki sorunu da rahat bir şekilde halledeceğiz. Ve bu arada özellikle Chester'ı erkenden bulamadıysanız ve çantanızın devamlı dolu olması ile ilgili problem yaşıyorsanız size birkaç ipucu. E, oyundaki aletlerin çok büyük bir kısmını kullan at şeklinde kullanabiliyorsunuz. Hani kullan at ne demek? Hani baltaya ihtiyacım oldu herhangi bir şey için yapmam gereken bir iş için. Balta üretiyorum ve işim bittiği anda baltayı yere bırakıp gidiyorum. Bir daha baltaya ihtiyacım olduğunda bir tane daha balta üretiyorum. Hani bu çok büyük bir israf veya yanlış bir hareket gibi gelebilir dıştan bakışta. Ama mantıklı düşünün. Balta dediğiniz ne? Bir tane twig ve bir tane flint harcıyor sadece. Bir twig ve bir flint. Ve hani şu anda benim çantamda neredeyse 40 tane flint ve neredeyse 40 tane twig var. Hani bana bir baltanın maliyeti o kadar az ki şu an eğer istersem 40 tane balta üretebilirim. Değil mi? Hani kürek için düşünürsek kürek de İki tane plint istiyor. Yine fiyatı çok uçuk değil aynı şey sayılır. Hani günün sonunda çantanızda yer yoksa ya da almanız gereken bir şey varsa hani baltanızı küreğinizi falan atın yere gidin. Her ihtiyacınız olduğunda yenisini üretin. Durmadan kullanat halinde kullanın. Ve sizin için pek bir maliyeti olmaz. En kötü ihtimalle hani dört tane 5 tane ekstra çubuk toplamanız gerekir. O da kim numarında değil mi? Şimdi alkemi engine'i kurduk. Alkemi engine'de bir sürü şey üreteceğiz. Öncelikle hemen bir kağıt üretip Bird Cage yapmak istiyorum ve Icebox da yapacağım çünkü gear var yanımda. Croc Pot da yapacağız. Bir çantamdaki şu doluluktan bir kurtulayım değil mi? Hemen Bird Cage'i de yaptık. Şimdi Structures kısmına girip gördüğüm her şeyi üreteceğim neredeyse. <laughs> hani tinktag ihtiyacım var yapalım. Potter Wheels kullanabilirim yapalım. Chest yapalım. Pig yapalım. Hani e, pre neredeyse her şeyi üreteceğiz çünkü İleride büyük ihtimalle kullanacağım. Çantanda yer açılsın, niye olmasın değil mi? Kendimize sonra zırh yapacağız. Gece karanlığı için bir lantern yapacağız. Silah olarak bir tane hembet yapacağız. Ve ee, şu noktada yapacağım her şeyi yaptım galiba ve bir tane daha elektrik dudad yapacağım. Bir adet daha alkemi engine üretmek için. Bu yaptığımız ikinci alkemi engine de evimize koyacağımız alkemi engine olacak. Şimdi e, bir tane board ve beş tane katstonunuz kalıyor benle aynı şeyi yaptıysanız ve domuz evleri ikişer ikişer çıkarıyor bu malzemelerden. Tam kat sayısı olsun diye bir tane board ve bir tane katston ürettim. Böylelikle çantamda çift sayıda board ve katston oldu ve onu da halletmiş olduk. Şu an hani çantamda hiç yer yoktu hatta birkaç tane malzememi yere atmam gerekiyordu. Bir anda 5-6 slot yer açıldı fark ettiniz mi? Hani bu Eşyaları pre müthiş yanı bu. Çantanızda inanılmaz fazla yer açıyor. Ve artık torça da ihtiyacım yok. Torça da yere atabilirim. Elimdeki baltaya da ihtiyacım yok. Kazmaya da ihtiyacım yok. Yani eğer istersem gear'lara da ihtiyacım yok bu arada. Çantamda çok daha fazla yer var şu an göründüğümde. Sadece hani belki bataklıkta Chester buluruz da atmam gerekmez ümidiyle bazı malzemeleri atmıyorum. Toplamam gereken bir şey görürsem çantamda atabileceğim tonla şey var hala. Bayağı bir boş yerimiz var şu an. Domuz derisi için bunlar da çok iyi bir kaynak. Bu eğer touchstone görürseniz bunlar yeniden canlanmanızı da sağlıyor seniz. ama her zaman etrafında bu e, sopa üstünde domuz kafaları doluyor ve ikişer tane domuz derisi düşürüyorlar. İyi miktarda twig de düşürüyorlar. Wormhole gördük. Tabii ki yapmamız gerekeni biliyorsunuz. Buranın içine atlayacağız ve bizi nereye götürüyor diye bakacağız. Dragonfly Desert'a götürüyormuş. Kötü değil. Hiç fena değil. Şimdi e, bataklık yine oyundaki daha tehlikeli yerlerden. Size zarar verebilecek bir sürü şey var açıkçası bataklıkta ama e, ee, oyunda çoğu durumda olduğu gibi hareket etmeye devam ederseniz hiçbir şey vuramıyoruz size bataklıkta. O yüzden çok endişeleneceğimiz bir şey yok. Hani önümüze baktığımız sürece ve hareket halinde olduğumuz sürece bize hiçbir şey hasar vuramaz. Ve artık zırhımız da var zaten. Ölemeyiz zırh varken. Ondan hiç endişe edecek bir şey yok. Ee, biraz ip de toplamak istiyorum örümceklerden ama etrafta çok tentacle var, balık adamlar var. Hani çok uğraş, çok kaos olacak burada. Dünyada zaten bir sürü örümcek var uğraşmaya değmez şu an diye düşünüp bırakmaya karar veriyorum. Ee, belki buradakinde daha az şey vardır diye düşünüp buradakini halletmeye karar verdim. Ve evet burada beni rahatsız eden çok daha az şey var. Bu arada çoğu şey yaptığımız gibi gördüğümüz bütün örümcek yuvalarını da kıracağız. Örümcek yuvaları kendi kendine yeniden oluşmuyorlar ama kendi hallerine bırakırsanız çoğalıyorlar. Ee, son hale geçtikten sonra bir süre sonra Spider Queen'e dönüşüyorlar ve Spider Queen'de yeni bir örümcek yuvası oluyor. Yani kendi kendilerine çoğalabiliyorlar. Dünyada ne yaparsanız yapın, ne kadar şanssız olursanız olun inanılmaz fazla örümcek oluyor her türlü. Ve tek başıma oynuyorum. Bana iki veya 3 tane örümcek yuvası oyunun sonuna kadar her türlü ihtiyacım için yeter. Hem ip için hem et için. Yani gördüğüm tüm örümcek yuvalarını kırsam ve dünyada bir tane bile örümcek yuvası bırakmasam bile hiçbir sıkıntı yaşamam. O yüzden umurumda değil kırabildiğim bütün örümcek yuvalarını kıracağım. Oyunun başlarından hızlı ve kolay bir şekilde e, örümcek işte silk alabilmek için. Örümcek ipimi denir ne denirse artık. O yüzden hani onları kırmaya da çekinmeyin. Çünkü bir şekilde dünyadaki bütün örümcek yuvalarını bitirseniz bile ki çok fazla oluyor. Çok zor hepsini bitirmeniz, bitirebildiyseniz tebrik ederim sizi. Mağarada da bir sürü örümcek yuvası var. En kötü ihtimal oradan çıkarırsınız ya da oradakilere kullanırsınız yani. Bence kesinlikle endişe etmeniz gereken bir şey değil yani. Şimdi e, tabii bir sürü üretim yaptık. Bu üretimler sonucu kaynaklarımız biraz azaldı. O yüzden biraz daha grass toplamaya başlayacağım ve ekstra vaktim olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu izi de süreceğim ve yolumun üstünde zaten. Bu yerden açtığım iz eğer bilmiyorsanız bizi bir hayvana götürüyor ve bu hayvan bize iyi miktarda et veriyor. Et bulmak için normalde çok iyi bir yol değil çünkü bir sürü zaman harcıyorsunuz hem iz sürmede hem hayvanı öldürmede ama hani şu an zaten dünyayı keşfederken benim yürüyeceğim tarafa doğru gidiyor izler fark ettiyseniz. Bana çok fazla bir zaman kaybı vermiyor yani. Neden olmasın değil mi? Bunu da halledelim. Elimizde bulunsun. Bir tane daha örümcek yuvası görüyorum bu hayvanın izlerini kovalarken ve hani niye olmasın yolumuzun üstünde. Bunu da halledelim. Ee, yine monster meat şu anda çok bir işime yaramıyor. Çantamda yer açmam gerekirse direkt yere atacağım bunları. Ama e, gördüklerimi topluyorum çünkü bir domuza yedirip bunları normal büyük ete işe yarar ete dönüştürebiliriz. Şimdi bu arkadaşa vurmakta zorlanan bir sürü insan var. Ee, Genel olarak dünyanın kenarına kovalarsanız rahatça vurabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ee, bazen dünyanın kenarına kovaladığınızda kenara gitmek istemiyor, kaçıyor. Ama devamlı kaçtığı yolu keserseniz elinde sonunda dünyanın kenarına doğru koşmaya başlıyor ve rahat bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Biraz alışmanız lazım. Alışmadıysanız vurması çok zor gelebilir. Ee, bunlara vuramayıp sadece bu merakla saldıran, bu meraksız direkt avlamayan insanlar biliyorum. Ama o kadar büyük problem değil gerçekten ya. Ee, alışınca oldukça kolay bunları köşeye kıstırması. Şimdi burada bir tane daha wormhole fark ediyorum ve bu wormhole'a da bakacağız. İşin garip yanı bu kadar erkenden 4 wormhole da bulduk. Bilmiyorsanız dünyada en fazla 4 tane wormhole oluyor ve şu an 4 tane bulduk. Yani tüm wormhole'lara baktık. Bu da demek oluyor ki evimizi nereye yapacağımızı şimdiden karar verebiliriz. Ve bir bakınıyorum hangi wormhole nereye gidiyor, kaç tane wormhole var diye. Peking'in alt tarafına, ikinci wormhole'un aşağı taraflarında bir yere kurulacağız büyük ihtimalle. Çünkü 3 wormhole'un da ortasında tam değil mi? Ve e, bu 3 da dünyanın farklı yerlerine gidiyor. Büyük ihtimalle dünyanın tamamına en hızlı ulaşacağımız yer orası. Hani şey diyeyim yazın etraf yanmıyor diye hep OES'e kurulanlar var, ee, dünyanın genelde ortasında oluyor diye portalın yanına kurulanlar var, domuz krala yakın oluyor diye onun yanına kurulanlar var. Hani size önerim dünyaya girer girmez tamam ben şunun yanına kurulacağım diye düşünerek girmeyin. Hiçbir zaman öyle bir şey yapmayın. Çünkü dünya rastgele oluşuyor. Bir sürü farklı olasılık var. Bir dünyayı keşfedin. Neyin nerede olduğunu bilin. Ondan sonra karar verin. Şimdi kendi sözümü kesiyorum ama e, sabah olduktan sonra böyle denizden ilerlere bakıyorken bir cookie katır gördüm. Cookie katırlar bizim ileride ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Kesinlikle ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Ve genelde bulmakta çok zorlanıyorum ben bunları. Saatlerce denizde aradığım oluyor. Yani gördüğüm çok iyi oldu. Hemen oraya bir tuzak koydum. Tuzak koymamın sebebi tuzaklar haritada görünüyor. Sonradan kim bilir kaç saat sonra bunları toplamamız gerekecek yani. Unutacağımı biliyorum. O yüzden işaretlemiş olduk değil mi? Ee, şimdi e, bu arada... Aynı zamanda oyuna yakın zamanda tiyatro eklendi. Bir tiyatro bölgesi göreceksiniz Dünya Keşfederken. Bu tiyatro normalde oyunun hikayesini oyun içinde anlatmak için wiki ya da YouTube videosu kullanmadan eklendi ve hikayeyi öğrenmek için kostüm toplamanız gerekiyor Briar Wolf'lardan. Ama kostüm olmadan da sahneyi kullanabiliyorsunuz. Her karakterin farklı bir gösterisi var kostümsüz sahnede yaptığı ve e, bu gösterisi bittikten sonra ...direkt size Briar Wolflar saldırıyor. Fakat bu Briarwolf'lar kostüm düşüren Briar Wolflar değil. Onun yerine rastgele malzeme düşürüyorlar. Düşürebildikleri bir sürü farklı malzeme var. Ama oyun başında gerçekten işimize yarayacak şeyler de düşürebiliyorlar. Hani böyle müthiş kesin alın denilecek şeyler değil de... ...size biraz zaman kazandırabilecek şeyler düşürebiliyorlar. O yüzden biz de burada şansımızı deneyeceğiz. Ve WX'in sahne konuşmasını <laughs> dinledik ve bize briar wolf'lar saldırıyor. Eee briar wolf'lar normal kurtların çok çok daha güçsüz bir hali, inanılmaz zayıf yaratıklar. Hiç korkmanız gereken şeyler değil. Ee, Topet ve Sewing Kit çıktı. Topet de Sewing Kit de ileride işimize yarayacak. Ee, büyü masası yapmada Topet'i kullanacağız. Sewing Kit'i de malzememizi tamir ederken kullanacağız. Yani dediğim gibi müthiş, kesin alın denilecek bir şey düşürmüyor ama yine de bize zaman kazandırır. Kötü değil, değil mi? Bu arada bunlar hakkında konuşmadan önce evin lokasyonunu seçmekte konuşuyorduk. Hani niye her seferinde Oasis'e yerleşmeyeyim etraf yanmıyor sonuçta. Niye her seferinde Peking'in yanına yerleşmeyeyim oradan altın alıyorum sonuçta diyebilirsiniz. Ee, şöyle bir şey var. Hani günün sonunda evinizi nereye yaptığınızın size en büyük yararı size ne kadar zaman kazandırdığı değil mi? Günün sonunda e, hani yazın etrafın yanmasına kaçmanın yolu Ice Felingomatic yapmak ve Ice inanılmaz ucuz bir şey. O kadar ucuz bir şey ki. Hani sırf Ice Flingomatic yapmayayım diye dünyanın köşesinde her yere uzak, her yere saatlerce yürüyeceğiniz bir çöle ev yapmak o kadar mantıksız bir şey ki. Hani dünyanın tam ortasında bir sürü yere yakın çok iyi bir lokasyonda e, çöl olur. O zaman OAS'e kurulursunuz. Hiçbir şikayetim yok ondan. Ama hani her seferinde etraf yanmasın diye ben her seferinde bunun yanına kuruluyorum demenizi kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü hani bir tane Ice Finigomatic yapmayayım diye dünyanın bir ucuna kurulup her yere 20 dakika yürümek gerçekten değmez. Kesinlikle değmiyor inanın bana. O yüzden hani dünyaya girer girmez ben şunu yanına kurulacağım kafa yapısıyla girmeyin. Hani nereye kurulursam bana en çok zamanı kazandırır kafa yapısıyla gelin. Derim yine oyunu istediğiniz gibi oynayın ben sizin şeyiniz değilim yani, e, sponsorunuz, koçunuz değilim ama e, benden küçük bir öneri sadece. Şimdi yine e, tweak'lerin biraz azaldığı, pardon biraz sesim bozuldu. <laughs> e, uzun süredir video falan çekmediğimden konuşmayı da unutmuşum biraz. Artık e, şimdi ben bu serileri çekerken her seferinde izleyen kişinin oyun hakkında pek bilmediğini varsayıyorum. O yüzden ilk günlerde anlatmak gereken bir sürü şey oluyor. E, fakat dünyayı keşfettiğim zamanın tamamını ayrıntılı anlatarak geçirmeyeceğim. Bundan sonra bol bol atlayarak e, konuşacağız. Çünkü yaptığım tek şey kıyılardan koşmak ve gördüğüm bazı kaynakları toplamak. Çılgın bir şey yapmıyorum, şaşırtıcı bir şey yapmıyorum. Hani tek yaptığım kıyılardan koşturmak değil mi? Dünyanın dış iskeletini açıyoruz. Dünyanın nasıl oluştuğunu ve bölgelerin neyin nerede olduğunu anlamak için. Çölden çıkar çıkmaz bir ormana giriyoruz ve ormanlar müthiş bölgeler. Çünkü hem bir sürü örümcek yuvası oluyor ve örümcek yuvalarının hepsini kırıyoruz. Hem de bir sürü domuz evi oluyor ve domuz evlerinin hepsini de yıkıyoruz. Şimdi domuzlara 4 tane e, canavar eti verirseniz biraz önce verdim. Domuzlar kurt adama dönüşüyor ya da domuz adam. Ya da kurt domuz ne demek istiyorsanız. E, bu kurt domuzların iyi özelliği. Normal domuzlar e, ya et ya deri düşürüyorlar ama e, bir tane item düşürüyorlar. Fakat eğer dönüştürürseniz kesin hem iki tane et hem bir tane deri düşüyor domuzlardan. Bu da hani aldığınız eşya sayısını üçe katlamak oluyor resmen. O yüzden başta bu yüzden zaten yanımda canavar taşıyordum. Gördüğüm domuzları dönüştürüp hani belki bir et belki bir domuz et derisi almak yerine kesin iki et ve bir domuz derisi alabiliyorum. Çok çok daha iyi bir alışveriş genel olarak yani. Ve e, yağmur yağmaya başlıyor. Şimdi WX bir robot biliyorsunuz ve robot olduğu için suyla çok büyük sıkıntıları var. Ekranın sağ üstüne bakarsanız e, ıslaklık barımda bir çizgi var gördüğünüz gibi. E, eğer ıslaklığım o çizgiye gelirse hem hasar almaya başlıyorum robot olduğum için ıslaklık çok bize yaramıyor tabii ki hem de şarjımız azalıyor. Hani ekranın sağında kendimize geliştirmeler takabiliyoruz biliyorsunuz. Fakat bu geliştirmelerin aktif olması için yeteri kadar şarjımızın da olması lazım. Ve e, bu şarjımız açlıktan hasar alırsak, ıslanırsak veya donarsak azalabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım yani. Fakat şu an daha sonbahardayız. Oyuna hep sonbaharda başlıyorsunuz Don't start Together'da ve sonbaharda yağmurlar çok uzun sürmüyor. O yüzden hani kolay kolay o kadar ıslanmam diye düşünüyordum düşündüğüm gibi yağmur da çok kısa bir sürede durdu yani hiçbir sıkıntımız yok bir tane daha domuz gördük dörtten fazla domuz etimiz var şey domuz eti diyorum canavar etimiz var bunun ne demek olduğunu biliyoruz hemen bu domuzu da e, domuz adam kurt adam kurt domuzza dönüştürüp bedava etimizi alacağız ve ormandan tüm örümcekleri evsiz ve Tüm domuzların evlerini de yıkık bir şekilde bırakarak e, tam bir yıkım oluşturarak arkamızda e, ormanın içinden geçmeye devam edeceğiz. Şimdi ormandan çıktıktan kısa süre sonra çöle geliyoruz ve bu ikinci çöl Oasis Desert denilen çöl. Ve buranın en önemli özelliği keçiler. E, dünyada en az bir tane keçi sürüsü kesin oluşuyor ama çoğunlukla birden fazla oluşur ne yazık ki bir de bizde bir tane oluşmuş keçi sürüsü bu baya kötü. Keçiler neden önemli? Çünkü keçilerden çok yüksek olasılıkla olmasa da boynuzları çıkabiliyor keçilerin ve bu boynuz inanılmaz önemli bir kaynak. Çünkü weather pain denilen bir alet yapılıyor ve weather pain bazı boss fight'larda sadece işe yarayan bir alet değil. Tek başınıza oynuyorsanız boss'u yenebilmeniz için zorunlu bir silahın yapılmasında kullanılıyor. Yani ihtiyacımız olabilir ya da işe yarar değil, almamız zorunlu bir şey. Ve e, sadece bir tane keçe sürüsü olması. bizim bu boynuzlardan bulmamızı ya da en azından iyi rakamlarda bulmamızı çok çok daha zor halde bırakıyor açıkçası. Çok ideal değil ama hani e, dünyaya küçük oluştururken büyük ihtimalle birden fazla keçi sürüsü olmayacağını da biliyorduk. Sadece şanslı olmayamayacağız. Artık yapacak bir şey yok. yine ikinci bir keçi sürüsü görmek beni bayağı mutlu ederdi. Ne yazık ki? O kadar şanslı değiliz anlaşılan. Heh yapacak bir şey yok ne yapalım. Bu arada bu videoda hiç bahsetmedim ama akıl sağlığımızın azalması ya da bitmesi istediğimiz ve bilerek azaltmamız gereken bir şey normalde. Benim şimdiye kadar bilerek azaltmamış olmam bile çok büyük hata. Hani yeşil mantar falan bulunca yemem lazımdı gerçekten. Çünkü bu akıl sağlığınız azalınca size saldıran yaratıklar Nightmare yaratıklardan e, Nightmare Fuel denilen bir eşya çıkıyor. Ve bu Nightmare Fuel müthiş bir alet. O kadar fazla alanda o kadar yüksek miktarda kullanılıyor ki hani oyunda en çok harcanan ve en çok alanda işe yarayan itemlardan biri gerçekten bu Nightmare Fuel. Ve hani oyundaki en çok kullanılan ve en çok işe yarayan aletlerden birisi sadece akıl sağlığımız azken toplanabildiği için özellikle oyun başlarında elimizde bu kadar az Nightmare Fuel varken devamlı akıl sağlığımızı azaltmak %100 yapmak istediğimiz bir şey. Ee, hani dediğim gibi şimdiye kadar azaltmaman bile benim unuttuğum büyük bir hataydı ee, mağarada çok daha uzun süre nightmare fuel toplamamız gerekecek büyük ihtimalle ruins'de yeterince olmayacak çünkü ta 7. güne gelmişiz hala çantamda sadece 3 tane fuel var yani kesinlikle yeterli değil çok kötü bir rakam ama en azından bundan sonra e, fırsat buldukça akıl sağlığımı azaltıp toplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu arada bir living tree gördük. Bu arkadaş bize living log veriyor ve living log ruins'e indiğimizde işimize yarayacak. Ee, ruins'de kaç tane istediğimiz kesin değil çünkü Ancient Guardian'dan kaç tane çıkacağı belli olmuyor. Ama yine hani en kötü ihtimalle 4 tane falan olması iyi oluyor. Bir ağaçtan 3 tane çıkıyor. Tam istediğimiz rakam değil ama e, ruins'e tam inmeden önce Mashnon'u da öldürebiliriz ya da e, direkt bir tane daha bu ağaçtan da bulabiliriz belki etraf keşfederken. Yani şimdilik Kötü değil en azından 3 tane bulduk, değil mi? Ee, bir süre buradaki Evil Flowerların yakınında dolaşıyorum, akıl sağlığımı azaltmak için. Böylelikle bir tane daha nightmare fuel alacağım en azından bir veya iki tane. Ee, ve bu arada ben e, daha fazla domuz evi kırmaya devam edeceğim dünyayı gezerken. Daha gezmediğimiz ormanlar var bir sürü ve ormanlarda bir sürü şeyle dolu tabii ki e, domuz eviyle dolu. Ama domuz evlerinden çıkan her şeyi almayı bırakacağım çünkü çantamda yer yok. Domuz evlerinden domuz derilerini tabii ki alacağız ve odun durmadan çok fazla gereken bir kaynak onu da tabii ki alacağız. Ama 20'den fazla taşa ihtiyacım olacağını sanmıyorum en azından yakın zamanda ve çantamda gerçekten pek yer kalmadı. Ee, taşları taşımaya değeceğini düşünmüyorum. O yüzden şu anda 20 taşa ulaştım ve bundan sonra taşların hepsini yerde bırakacağım. Ee, daha önceden dediğimiz gibi eğer taşa ihtiyacımız olursa her zaman... Geri ormana dönüp bu taşları alabiliriz. Bu taşlar hiçbir yere gitmeyecek. Sonsuza kadar burada bizi bekleyecekler. Ama ee, hani odun taştan kat 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 daha fazla kullanılan bir şey. O yüzden tabii ki odunlara öncelik veriyorum. Ve 20 tane taş bizim için çok uzunca bir süre her iş için yeterli olacağını biliyorum zaten. O yüzden yine kim numarında değil mi? Biraz daha ileri saldıralım. Şimdi burada Stage End'i görüyorum ve Stage End çoğunlukla Chester'ın yakınında oluyor. O yüzden etrafta Chester'ı arıyorum ve kurbağalar görüyorum. Yine yakında Chester olduğunu çok büyük bir işareti ve Chester'ı da görüyoruz. Hani Chester'ı bulmamız bayağı geç oldu. 8. günü hani neredeyse dünya keşfini bitireceğiz ne yazık ki. Daha erken bulmayı isterdim. Olsun yine çok daha geç de bulabilirdik galiba. Biraz zor ama hiç yoktan iyidir değil mi? Şimdi e, geçtiğimiz günlerde çantamda olduğu için bazı şeyleri atmam gerekti. Hem şu e, taktığımız geliştirmeleri, devreleri çıkarmamızı sağlayan penseyi bir yere attım. Hem de gear'ları bir yere attım. Bir de başka şeyler de atmış olabilirim. Her şeye bakmadım çantamdaki açıkçası. <laughs> e, çünkü hani zaten ta ilk günlerden demiştim size. Gear'ları muhtemelen atacağım. Çünkü şu an gerekmiyor bana diye. Sonradan gidip alırız. Bir yere kaçmıyorlar dediğim gibi. Önemli değil. Chester bulmuşken Chester'ın içine twig'lerimi koyup bir stack daha twig toplamaya başlayacağım. Şimdi diyeceksiniz ki zaten 40 tane twig'in vardı. 40 tanesi neye ne yetmiyor da 80 tane topluyorsun. 40 tanesi cidden yetmiyor. Çünkü e, biz kendimize ev kurarken evimize 6 tane crockpot koyacağız ve tek başına 6 tane crockpot 40 tane twig'imizi bitiriyor zaten. Hiçbir şey kalmıyor bize. O yüzden hani sadece crock potlar bile bir stack twig harcayacağı için Evimi kurmadan önce bir değil iki stack twig toplamayı tercih ediyorum. Tabii ki eğer Chester'ı bulmadıysam ikinci stack twig'den daha önemli eşyalar var. Chester yoksa yanımda daha fazla twig toplamaya başlamam. Ama Chester'ı bulduysam hemen ikinci stack twig'imi toplamaya başlarım ben genelde. Şimdi ikinci stack twig'i toplasak da grass toplamıyoruz. Ee, grass da ileride çok çok işimize yarayacak gerçekten. Bir sürü gerekecek. Ama şu an değil. Evi kurarken değil ya da ruinize inerken değil. O yüzden e, grass bir stack yeter, twig bir stack kesinlikle yetmez. Ondan dolayı neye öncelik vereceğimiz belli. Ve hazır chestleri bulmuşken bir köstebek de yakalamaya karar verdim. Şimdi e, biz şu anda sadece hız devresi kullanıyoruz ve dünyayı keşfederken zamanımızın tamamı bu hız devresiyle geçti. Fakat çok yakında mağaraya ineceğiz birkaç güne ve hız devresini çıkartacağız. Çünkü e, bir gece görüşü devresi var WX'in ve gece görüşü devresi aynı tahmin edeceğiniz gibi geceleri görmenizi sağlıyor. Yani ışığa hiçbir ihtiyacınız olmuyor o takılıyken. Ve işin güzel yanı e, bizim şu anda kullandığımız hız devresi gibi 6 slot kaplamıyor 4 slot kaplıyor. Yani yanına 2 slotluk ekstra bir gelişme de takabiliyoruz. Şimdi gece görüşü devamlı 7/24 takacağımız bir şey değil ama eğer mağarayı keşfediyorsak mağarası hep karanlık hiç aydınlanmıyor ki. Hani hep karanlık olan bir bölgeye gece görüşüyle girmek gayet mantıklı geliyordur eminim neden öyle girdiğimizi anlatmama gerek yok. Ve eğer hız geliştirmesinin ikinci seviyesini açarsak hız devresinin bizim şimdiki hız devresiyle birebir aynı hızı sağlıyor bize ama... 6 slot yerine sadece 2 slot yer kaplıyor. Yani aynı anda hem hız hem gece görüşü yapabiliriz. Fakat bu ekstra hız devresi için, ikinci seviye hız devresi için bizim Rook bulmamız lazım. Ve görünüşe bakılırsa şansımız çok yaver gitmemiş ve yeryüzünde Rook yok. Rook'u en yakın Ruins'e inince bulabileceğiz. Ve bu da demek oluyor ki biz Ruins'e inene kadar Sadece gece görüşüyle dolanacağız. Ruins'de ayaküstü ikinci seviye hız geliştirmemizi craftlayacağız. Ondan sonra hem hız hem gece görüşü aynı anda akmaya başlayabiliriz. Planımız o. Şimdi bir tane köstebek yakaladım. Köstebek yakaladıktan sonra kendime bagnet ürettim precraftladığım science machine'ı kullanarak. Ve bagnetle kendime firefly yakaladım. Ve firefly, köstebek ve Köstebe'yi tarattırdığım araştırmayı kullanarak kendimize gece görüşü devresini yapabildik. Şimdi e, Science Machine'i kırınca elime sadece iki tane odun geçti. Yani bir tane daha Science Machine yapamam ama yapmaya ihtiyacım yok. <laughs> o Science Machine'in ekstra odunlarıyla da kendime bir tane daha Campfire yaptım. Hem elimde kalmasın hem de boşa gitmesin diye. Şimdi e, bu Bagnet'i de tutacağım yine Chester'ın içine nasıl olsa yanımda Chester var yerim var diye ama çantam dolar gibi olursa Chester varken bile yanımda Bagnet'i de yine yere atıp bırakabileceğimiz şeylerden acil ihtiyacımız olan bir şey değil çünkü. Firefly e, sadece gece görüşü için değil ileride birkaç tane daha gerekecek ondan birkaç tane daha yakalasam iyi olurdu ama yine boşuna çantamı doldurmak istemedim açıkçası o yüzden. Şimdi şu noktada e, dünyadan almak istediğimiz neredeyse her şeyi aldık. Pek bulmak istediğim henüz bulmadığım bir şey kalmadı. Ve çantam genel olarak hep dolu sayılır. Sadece Chester'ı bulduğum için artık çok daha fazla inventörüm var. Ve çok daha fazla inventörüm olduğu için çok daha fazla domuz evi kırabilirim. E, yine çantamızda çok daha fazla yer olsa da hala 20'den fazla cutstone almayacağım. Sadece odunları alacağım. Çünkü evet çok daha fazla çantamızda yer var. Daha fazla taş alabilirim ama çok daha fazla odun da alabilirim. <laughs> Ve odunu tercih ederim gerçekten. Çünkü çok çok fazla odun kullanılıyor bu oyunda. Ve gerçekten ben kendim manuel olarak ağaç kesmek istemiyorum. En nefret ettiğim iş. O yüzden e, tabii ki hala odun toplamaya devam edeceğim. Ve odun toplayıp domuz evlerini yıkarak dünya keşfimizi bitiriyoruz yavaştan. Zaten çok fazla bir şey kalmadı. Şimdi etlerim zaten bozulmaya başlıyor diye bir tane daha elephant avlamaya karar verdim yerde bir tane daha iz görünce. Ee, çünkü elimde 15 tane et var ve bozulmalarına çok fazla kalmadı. Eğer yeni taze et alırsam çantama bunların tazeliğini de büyük oranda yenilemiş olurum. Böylelikle bana evimi kurana kadar yemek pişirecek malzemeleri yapana kadar ve mağaraya inmeye hazırlanana kadar etler bozulmadan zaman sağlamış olur değil mi? Şimdi e, şu noktada dediğim gibi dünyanın keşfini tamamen bitirdik. Sadece kendimize ev kuracağız, evimize gerekli her türlü aleti alacağız, yapacağız e, ve mağaraya girmek için hazırlık yapıp mağaraya ineceğiz. Tek kalan şeyler bunlar yapmamız gereken. Ve e, evin nereye kuracağımızı düşünürsek de oldukça basit. Eve direkt en baştan düşündüğüm yere kuracağım. Hani 4. wormhole'u seçince demiştim ya, Peking'in alt tarafına büyük ihtimalle ikinci wormhole'un altına kuruluruz herhalde diye. Dünyanın tamamını açtıktan sonra bile en mantıklı yer orası geldi gerçekten. Hani dünya çok iyi oluşmamış açıkçası. Böyle dünyanın her yerine rahat rahat gidebileceğimiz çok bir yer yok. Ama hala en iyi seçeneğimiz orası. Oradan daha iyi bir yerde yok. O yüzden oraya kurulacağız. Şimdi ev kurmak için boş alan da lazım ve e, işin komik yanı biz hatırlıyorsanız buralardaki ağaçları yakmıştık ta oyun başında kömür için ve yaktığımız yer boş alan oldu o yüzden <laughs> orayı tekrar değerlendirelim. Direkt oraya kurulalım diye düşündüm. Başta biraz tereddüt ettim. Şurası mı daha iyi olurdu? Burası mı daha iyi olurdu falan filan diye ama sonra dedim ki hey burada zaten biz istemeden dolaylı yolda da olsa boş alan açmışız. Ee, ağaç kesmekle falan uğraşmaktansa Burayı kullanmak daha mantıklı Şimdi ev kurmayı bilmiyorsanız 5 blok ilerletip Pitchfork'la ondan sonra çapraz gidiyorsunuz 1-2-3-4-5 Çapraz 1-2-3-4-5 Ondan sonra çapraz Sonra 1, 2, 3, 4, 5. Bu neyi belirliyoruz şu anda? Şu anda bir flingomatiğin koruyacağı alanı belirliyoruz. Bir flingomatik bu kadarlık alan koruyor. Tam ortaya koyarsanız bu bölgenin flingomatiği. Ee, şimdi flingomatiğin alanı dairesel olduğu için ve biz kare kare bölge seçtiğimiz için tam e, doğru belirlemeniz mümkün değil böyle etrafını kazarak. Ama bu etrafa koyduğumuz, e, etrafta kazdığımız bölgelerin ortalarına koyarsanız ve çok köşelere taşmazsanız gomatik buraların tamamını koruyor. Ee, tam neye göre ve ne kadar koyacağınız biraz e, tecrübeyle oluyor açıkçası ama <laughs> benim size burada anlattığım gibi beşer beşer bölge açarsanız daha sonra bu bölgelerin ortalarına doğru koyarsanız eşyalarınızın çoğunu hiçbir sıkıntı olmaz Bir, hiçbir sorun yok yani. Ee, ve tabii ki şey var hangi Bayoma ev kurduğunuza göre bu açtığınız alanların tipi değişebilir. Çünkü e, zeminlerin bazıları baskın oluyor bazıları olmuyor. Mesela deciduous Forest'ın e, zemini baskın. Baskın olması ne demek? Benim e, açtığım alanlar çok daha küçük gözüküyor. Mesela e, başlangıç biyomunda böyle yerleri açarsanız pitchfork kullanarak çok daha geniş gözükür açtığınız alanlar. Çünkü o bölgelerin zemini baskın değil. Yani siz yerleri kazınca, sizin kazdığınız bölgeler bendekinden daha geniş görünüyorsa kurulduğunuz biyomdan dolayı ama sadece görünüş fark ediyor, bir şey değişmez. Buzdolabını koyduktan sonra sağına ve soluna aynı hizada iki tane crockpot koyuyoruz. Ve tabii ki daha fazla cutstone'a ihtiyacımız var crockpotlar için. Ve ondan sonra üstünde iki noktalık yer kalıyor Geometric Placement'da, sağında ve solunda iki noktalık yer kalıyor. Onun dışta kalan tarafına crockpot koymamız gerekiyor. Bakın iki tane nokta var yeşil dışta kalana koyuyoruz. Bu aynı e, şeyden buzdolabından altı crockpota da erişmemizi sağlayacak bu kurulum. E, bilmeniz önemli bir kurulum bence. Tek buzdolabından altına yetişmek iyi oluyor çünkü ve oldukça basit. Sağına ve soluna kayınca iki tane blok boşluk kalıyor ve dışta kalana koyuyorsunuz. Kusursuz şekilde yerleşiyor hepsi. Şimdi yemeklerimizi yaptık ve e, ben hız devremi çıkarınca bütün şarjım gitti fark ettiyseniz. Çünkü e, şarjınız ıslanınca azalıyor, donunca azalıyor falan demiştim ama azalmasının bir yolu da devrelerinizi çıkartmak. Çıkartınca şarjınız gidiyor. Ve yeniden doldurmanın bizim için şimdilik tek yolu beklemek. Çok uzun sürmüyor ama bir süre beklememiz gerekiyor. E, kazdığın alanın bayağı dışına koydun o sandığı diyeceksiniz. Ben Ice Flingomatic'in menzilini bayağı ezbere biliyorum ve oraya yetişiyor merak etmeyin güvenin bana. Şimdi kendimize bazı aletler yapmaya başlıyoruz. Öncelikle altın aletleri yapmayı öğrenmek istiyorum. İşte kazma, kürek, balta hepsinin altından yapmayı öğrenelim. Ondan sonra birazcık daha yer açmak istiyorum evime. Çünkü bu ağaç sandığımın önünü kapatıyor. Nefret ediyorum o ağaçtan. Ve bugün dolunay var. Dolunay var da ne demek? Glomer alacağız demek. Şimdi hani yazın OS'e kurulmadığım için işte e, etraf yanıyor. İşte Flingomatik koymamız gerekecek falan filan diye şikayet eden insanlar oluyor. Ve Flingomatik'in kendisini yapması ucuz evet ama Flingomatik yakıt da istiyor. Ben ona yakıt koymakla uğraşmak istemiyorum diyenler oluyor. Ve dıştan bakınca hani boşa yakıt harcamamak mantıklı gelen bir şey ama bu biraz önce aldığımız Glomer bu büyük sinek Belli zaman aralıklarıyla kusuyor ve bunun kusmu müthiş bir yakıt. İnanılmaz iyi bir yakıt. Hani bir tane glomer 3 veya 4 tane Ice Flingomati'yi bütün yaz çalıştırabilir. Siz hiç ekstra yakıt toplamadan. Yani bu aldığımız tombik şirin sinek ee, bizim bütün Ice Flingomati masrafımızı tek başına çıkaracak ve üstüne bayağı bir de artacak. O yüzden Ice hani Flingomatic'lerin yakıt istemesi de çok bir bahane değil bence. Çünkü Glomr tek başına tek atabiliyor onlara. Ve e, Glomr Kusmo'nun çok fazla bir kullanımı da yok açıkçası. E, artık Havai Fişek yapılıyor birden fazla Dear Klops çağırmanız için. Ama onda da bir Havai Fişek bir tane kullanıyor. Yani 7-8 tane Havai Fişek yapsanız bile Glomr hala Flingomatic'leri çalıştırabilir. Hiç sıkıntı yok yani Glomr tek atıyor. <laughs> çok güçlü Glomr. Şimdi hemen sandıklarımızı düzenliyoruz oyunda genel olarak bir sandık düzeninizin olması iyi oluyor aradığınızı bulmada ve çantanızı hızlı boşaltabilmeniz için benim kendi sandık düzenim var yani birisinden kopya çekmektense kendi kendinize mantıklı gelen bir sandık düzeni kendiniz oluşturmanız daha iyi bence o yüzden onu yapmanızı tavsiye ediyorum benim de kendim için çalışan bir düzenim var. Şimdi Ruin'ize inmeye hazırlık yapıyoruz. Çünkü Glomer'ı aldık, dünya keşfini bitirdik. Artık gerçek Ruin saatleri. <laughs> Şimdi ben Ruin'ize inmeye hazırlanana kadar gece görüşüm de aktif olacak. Zaten bir tane slot kalmış şarjımızın yeterince dolmasına fark ettiyseniz. Yani ışığa da ihtiyacım olmayacak Ruin's'de. Hız devremi yanımda götüreceğim. Çünkü e, mağarada ayaküstü ikinci seviye hız devresine geçireceğiz kendimizi ve ikinci seviye hız devresinin üretimi ilk seviyesinde istiyor. Ve aynı zamanda e, şey yapacağım. Yanıma bir sürü malzeme de götüreceğim çünkü mağarada bir sürü şeye ihtiyacımız oluyor. Öncelikle taze bir hammer, altından bir kazma ve tek başına bir altın kazma yetmiyor ama iki tane altın kazma da fazla geliyor bana genelde. O yüzden bir tane altın kazma, iki tane normal kazma götürmeye başladım ben son zamanlarda. Bu save'de de öyle yaptım. 7 tane domuz derisi ve 5 tane ip aldım. Ee, domuz derisi ve ipler kendimize ekstra zırh yapmamız için. Genelde ruins'in tamamını keşfetmeye bana 5 tane zırh yetiyor da artıyor bile. Çok çok artıyor hem de. Yine ne olur ne olmaz diye ekstra alıyorum. İki ee, tane ekstra domuz derisi almamızın nedeni iki tane daha hembet yapacağız. Bir, aşağı inerken elimizde taze bir tane olsun diye. İkincisi de ancient guardian'ı öldürmeden hemen üretmek için. Bir tane daha yapacağız. Aynı zamanda yanıma bir tane kürek aldım çünkü e, ruins'de canımızı doldurmak için mantar kürek diyeceğiz. Mavi mantar. Müthiş bir kaynak can doldurmak için erkenden. Ve mağaraya inmeden e, uzun süre bozulmayacak bir yemek de istiyorum. Ve uzun süre bozulmayacak yemek arıyorsak bacon and eggs'den daha iyisini bulamayız şu anda. Ve bacon and eggs için isminde egg geçiyor fark ettiyseniz yumurtaya ihtiyacımız var ve yumurta için de kuşa ihtiyacımız var. O yüzden daha vaktim var, çok acelem yok. Kuş gelmesini bekleyeceğim ve oldukça hızlı geldi. <laughs> daha beklerim diye düşünüyordum. Zaten etlerimiz de bozulmaya başlamıştı. Etlerimizin büyük bir kısmını yumurtaya dönüştürüp kendimize bacon and eggs yapabiliriz. Mağarada kaç gün kalacağım, kaç günlük yemek lazım olur falan diye hesaplıyorum şu anda. Çünkü günde 75 açlığınız azalıyor ve bacon and eggs 75 açlık dolduruyor. Yani bir tane Bacon Annex sizi bir gün götürüyor. Ben dört tane Bacon Annex yapmaya karar veriyorum. Böylelikle dört günlük yemeğim olacak. Çünkü mağaraya zaten karnım tok gireceğim. Ee, dört günlük Bacon Annex olacak. Ve bir de zaten canımızı doldurmak için Mavi Mantar kullanacağız. Mavi Mantar canımızla beraber açtığımızı da biraz dolduruyor. Hani genel olarak iyi bir rakam bence dört tane Bacon Annex. Ama... Hala ekstra etim var. Kullanmamam için bir sebep yok değil mi? Ondan dolayı biraz daha ekstra yemek yapabiliriz. Tabii ki daha fazla bacon and eggs yapmayacağım. O kadar fazla etim kalmalı ekstra. Ama 3 tane daha et var. Yine biraz daha yemek yapabiliriz. Ekstra yemekten kim ölmüş değil mi? Asıl aç kalmaktan ölünüyor. <laughs> Şimdi son bir çantamı kontrol ediyorum bir şey unuttum mu diye. Çünkü bir şey unuttuysak ta eve kadar yürümek gerekiyor ve iğrenç bir duygu gerçekten. <laughs> o kadar yol yürüdükten sonra aa şunu unutmuşum deyip ta eve kadar geri yürümesi. Berbat bir şey. Onu yapmak istemiyoruz çünkü. Dört ee, 4 tane bacon Biraz daha yemek alayım diye karar veriyorum bu noktada ve bir tane de meat stew yapabiliriz. Ama meat stew bizim için çok mantıklı değil. Çünkü meat stew 150 açlık dolduruyor ve bizim maksimum açtığımız 150 değil robotta. <laughs> yani yaparsak bayağı boş harcamış oluruz malzemeleri bize. O yüzden iki tane de köfte yapmaya karar veriyorum. Yani şu an beni 6 gün falan ayakta tutacak yemekle gidiyorum mağaraya ve karnımda tok gidiyorum. Yani 7 gün ayakta kalabilirim. Ve kışın gelmesine 9 gün var. Mavi mantarları da yediğimi hesaba katarsak, yiyeceğimi... Hani... Kışa kadar tüm zamanımı mağarada geçirsem bile... Karnım aç kalmayacak. Gayet iyi bir miktarda yemekle gidiyoruz. Küreğimiz var. Baltam, e, baltamız diyorum. E, kazmamız var, küreğimiz var. Hammer'ımız var. Gece görüşümüz var. Mağaraya girmeye kesinlikle ve kesinlikle hazırız. Ama burada... Bu serinin ilk bölümünü bitirmem gerekiyor. Çünkü... Bir saati geçtik bile ee, normalde çok daha hızlı ilerleyeceğiz böyle her bölümde 10 gün ilerlemeyeceğiz. Sadece bu tip serilerin ilk gününde hani izleyen kişilerin oyun hakkında çok az bilgisi olduğunu varsaydığım için anlatacak çok şey oluyor konuşacak çok şey oluyor oyunun temel bilgileriyle ilgili. Ve daha dünyaya bile girmeden bir sürü hangi modları kullandığımız dünya ayarları neler karakterler hakkında falan da konuştuk yani. İleriki bölümlerde çok daha hızlı ilerleriz. Bu bölüm daha bir ilk 12-13 gün gibi oldu. Tamam. O zaman bir dahaki bölümde mağara maceralarıyla devam edeceğiz. Bugün bana katıldığınız için teşekkürler ve görüşürüz. Bay bay.